Ankara Üniversitesi Sağlık Sen ve Ankara İkinoğlu Barosu İşbirliği ile Sağlık Hukuku Sempozyumu düzenlendi. Akademisyen, hukukçu ve sendikacıların katılımıyla Memur Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyum açış konuşmalarıyla başladı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, açış konuşmasında sağlık hukukunun son derece önemli bir kavram olduğunu ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımladığını belirten Ünüvar, sağlık dengesinin bozulduğu durumlarda ve bilhassa tabii olmayan gerekçelerle bozulduğu durumlarda sağlık hukuku kavramının öne çıktığını vurguladı. Sağlıkta şiddet konusuna da değinen Ünüvar, sağlıkta şiddet olayı vuku bulduğunda sadece o sağlık çalışanının mağdur olmadığını, aynı zamanda onun hizmet vermekte yükümlü olduğu bütün kitlenin de mağdur olduğunu kaydetti. Bu bir başlangıç toplantısı. Belki bundan sonra odak grup çalışmaları şeklinde bütün yalınlığıyla, bütün samimiyetiyle meseleleri ortaya koyacağı ve çözüm önerilerini bir rapor halinde uygulayıcı, karar verici mekanizmaya ileteceği küçük odak grup çalışmalarına ihtiyaç var. Yani bunun devamını sağlamak lazım. Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Aslan ise sağlık hukukunun ne kadar önemli olduğunun sadece sağlık çalışanları için değil, vatandaşa hizmet için de ne kadar önemli olduğunun çok bariz ortada olduğunu belirtti. Ankara İkinoğlu Baro Başkanı Sabri Hafif de sağlık hukukunun temel ilkelerinin bireysel haklarının korunması, sağlık hizmetlerine erişim, hasta mahremiyeti ve bilgi güvenliği gibi konuları kapsadığını aktardı. Hafif, bu ilkelerin sağlık sisteminin işleyişinde ve hukuki süreçlerde de belirleyici bir rol oynadığını dile getirdi. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan da sağlık hukuku sempozyumuyla sağlık ve hukuk kavramlarının ortak noktalarından biri olan sağlık hukuku alanını derinlemesine irdelemek, konunun eksik taraflarını değerlendirerek çözüm önerileri üretmek gayesinde olduklarını belirtti. Doğan, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasının, hukuk ve etik ilkelerinin ışığında yürütülmesinin ortak amaçları olduğunun altını çizdi. Açış konuşmalarının ardından Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan tarafından konuşmacılara gün anısına plaket takdim edildi. Sempozyum daha sonra sağlık hukukunun ele alındığı oturumla devam etti.